Sait geldi. Gel. Pusulanı alır almaz koştum. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Ne sürpriz? Hadi kapa gözlerini. Açma sakın. Uzat kollarını hadi. Gözlerini sakın açma. Uzat, uzat. Aç şimdi. Kemal. Ne bu? Bak işte. Düğünümüzde bunu giyersin. Dava halloldu mu? Oldu. Artık hürüm. Benimle evlenir misin Güllü? Evet. Evlenirim Kemal. Sen ne işin var burada? Cemşir Efendi bana şuradaki evi tuttu da orada kalıyorum ben. Halide Hanım seni kovdu demek ha? Ha ne kovması ya? Nasıl bir dedikodu çıkarıyorsunuz siz? Ben kendim çarptım kapıyı çıktım ya. Cemşir ağayı vurdular! Cemşir ağayı vurdular! Cemşir ağayı vurdular! Ali ne diyorsun sen? Babamlar yolda bulmuş koş tenekeliye haber ver dedi. Baba. Vay vah. Ne oluyor kurban, ne dedin sen? Babamlar hastanenin yolunu tuttu bilene. Yoksa Cemşir ölmüş mü? Hacer, sen hemen koş çiftliktekilere haber ver. Ben de hemen hastaneye koşayım. Hacer abla bekle, ben de gelip seninle. Hoş geldiniz hanım. Hoş bulduk Yasin ağa. Bir iki. Hadi. Aferin sana. Aferin sana. Ana. Aman da aman. Anasının bir tanesi. Oğlum, kuzum benim. Gel. Gel. Pek bir keyiflisin. Allah bozmasın. Ne oldu ki? Ana, gel bak sana ne göstereceğim. Aç, 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 aç. Aa, gelinlik değil mi bu? Gelinlik ya, Kemal almış. Akşam beni senden istemeye gelecek. İstemeye mi gelecek? Benden mi? Halide ile de boşanmışlar. Artık evlenmemiz için bir mani de kalmadı. Ay, çok şükür kızım, hayırlısı olsun. Kemal ile ben evleniyoruz ana. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Usta. İyi Kemal. Görüldün mü mahkeme? Bitti. Kötü günler geride kaldı çok şükür. Senin adına sevindim. Usta. Ben bugün Güllü'ye evlenme teklif ettim. O ne dedi peki? Kabul etti etmesine de. Hani biz
usulüne göre yapalım dedik. Bu akşam çiftliğe istemeye gideceğim. Tek büyüğüm sensin. Güllü'yü anasından istersen beni çok mutlu edersin. O ne demek Kemal? İsteriz elbet. Halide son anda bir aksilik yapacak diye çok endişelendim. Neyse ki yapmamış. O da hakikati anladı herhalde. Halide hiçbir zaman gerçeği kabullenemeyecek. Ama artık bize zarar vermez. Mühim olan da bu. Abdül, çayları tazele. Gelin. İyi misin? Gelin lütfen. Cemşir, iyileşeceksin kurban. Merak etme. Biz hep buradayız. Cemşir, iyileşeceksin kurban oldum. Biz hep... Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonrasıyla ben ilgilenirim. Siz hadi mahalleye gidin. Hadi. Hadi güle güle. Siz ne diye durup duruyorsunuz burada? Taşıyacak kadar kötü çıkmıyor ki. Tekmil yanlış yapıyorsunuz ha. Patronların yerine ben olsaydım hepinizi kovardım. Sıkar o biraz. Fabrika o zaman tamamen kapanır. Biz çalışmazsak bu fabrika batar değil mi kardeşler? Batar, evet, batar. Hepiniz komünist kesiliriz başımıza. Selamun aleyküm arkadaşlar. Oo, bakıyorum artık selamımız da alınmıyor. Senin selamına karnımız tok. Ne diyeceksen de. Ulan ana. Ey söyleyek o vakit. Serap Hanım, haftalıklarınız ödensin diye tarlaların bir kısmını satışa çıkardı. Yani paralarınız en kısa zamanda ödenecek. Şimdi herkes işinin başına geçsin hadi. Yok. Önce para gelecek. Ondan sonra çalışacağız. Ya kardeşim, benim size yalan borcum mu var? Yalan mı söylüyorum size? Kadın tarlaları satıp paranızı ödeyecek. O da sizin gibi bu makinelerin içinde çalıştı, işçilik yaptı. Niye ödemezsin? Bak bu benim 7. bebeğim. 6 tane çocuk bakıyorum ben evde. Ya yarın bütün alacaklarımız gelir... ...ya da hep beraber işi bırakıyoruz, tamam mı arkadaşlar? Bırakıyorum. Tamam, evet. Yemin ediyorum var ya, hepinizde keçi inadı var ha. Allah sizin tepenizden baksın. Of! Of! Ahmet! Kardeş bu işçi arkadaşların tek mil tepemize çıktı yemin ediyorum ya. Ne selamımızı alıyorlar, ne laftan anlıyorlar kardeş. Bak Ramazan, işçilerin haftalıklarını bir an evvel ödemeye bak. Yoksa bu işin sonu hiç şeye değer. Benden söylemesin. Hasbinallah. Afiyet olsun.
olsun. Hoş geldin bacım. Geç otur, sağa da bir çay koy. Yok yok, hemen hazırlanmak lazım. Akşama misafir gelecek. Ben de sana yardım, şöyle el birliğiyle güzel bir sofra hazırlayalım mı? Hayırdır Zehra bacım? Hayır ya, Güllü'yü istemeye gelecekler. Esah mı diyorsun? Esah ya, sonunda muradına erecek kızım. Aman, desene Kemal oğlumla Serap Hanım evleniyor. Kemal bu çiftliğe bey mi olacak? Öyle olacağız Zahar. Hadi Yasin ağa, sen hemen çarşıya git. Ne lazımsa al gel, biz de işe koyulalım mı? Hadi. Baş üstüne. Aa, neye bozuldu ki şimdi Yasin ağa? Yok canım bir şey. Sen ona bakma. İşimize koyulma. Hadi, hadi koyulalım hadi. Hadi, hadi. Yasin ağa. Zehra teyze burada mı? He burada. Bir şey mi oldu? Oldu ya. Çok fena şeyler oldu. Hacer. Pakize. Yardım etmeye mi geldiniz? Ay ne iyi ettiniz. Ne bu suratınızın halı? Ne? Ah komşum. Cemşir Efendi'yi bıçaklamışlar. Durumu pek bir fenaymış. Ne? Nerede şimdi? Hastaneye yetiştirmişler ama durumu nasıl bilmiyorsun. Pakize, hoş geldiniz. Bir şey mi oldu? Nabız yükseldi. İşleri verin. Ana, gitme boşuna. Bir şey yoktur, domuz gibidir o. Durumu çok fenaymış. Belki çoktan ölmüştür. Ay Hacer abla, azıcık lafına dikkat et canım. Hadi hadi, bir an evvel gidelim. Pakize, kim yapmış? Bilmiyoruz ki. O kadın yüzünden olmuştur kesin. Belasını buldu işte. Geldin gene. Vakit doldu. Hadi gidiyoruz. Laftan anlamaz mısın herif? Gelmeyeceğim dedim ya. Burada kalman için bir sebep yok artık. Ne? Senin ihtiyar çoktan Tahtarköy'e varmıştır. Ne dedin? Ne? Ne dedin? O herifi sağa koyacağımızı mı zannettin Asuman Hanım? Hay yalan diyorum Cemşir! Sıkma canını. Haber alırız birazdan. Sıkmıyorum ki. Umurumda bile değil. Babam falan değil ki o benim. Efendim. Tamam, bekliyorum. Alo,
Ramazan? Bir şey mi oldu? Ya daha ne olsun Güllü ya? Ya bu işçiler gemi iyice ağza aldılar ha Güllü. Hiçbir şey yapmıyorlar paraları ödenmeden ya. Çalışmıyorlar. Diyorum ki ne? Serap Hanım paranızı ödeyecek diyorum. Yok diyorlar arkadaş. Hiçbiri çalışmıyor. Ya Güllü kurban olayım gel şunlarla bir konuş sen ya. Bugün gelemem Ramazan. Avukatım satış işiyle alakadar olacak. Biraz daha sabretsinler ne olur. Güllü. Dur dur. Bana ver. Bir dakika bir dakika Ramazan. Ramazan. Akşama geç kalmaya mı? Çiftliğe geleceğiz. Kemal Güllü isteyecekmiş. Ney ney ney? Kemal Güllü'yü mü isteyecekmiş? Niye Dezen'den boşandılar mı kine bunlar? Ha. İyi de Pakizem ne bu acele şimdi? Yangından mal kaçırık bir kız istemek yani. İyi tamam gecikmem gecikmem tamam. Hadi kapat hadi. Oo Selim Bey. Nihayet teşrif buyurdunuz ya. Neredesin kardeş sen? Bazı hususi işlerim vardı. Adana dışındaydım. İşlerin bu kadar karıştığını bilseydim hemen dönerdim. Lakin Halide durumla ilgili bir malumat vermedi bana. Halide Hanım sana durumla ilgili malumat veremez zaten. Onun fabrikayla uğraşmaktan daha mühim işleri var. Daha mühim işleri var. Geç otur geç konuşmamız lazım. Posta. Halide Şahin. Hayır. Halide Dinç Aslan'ım ben. Bugün boşandım. Telgrafımıza şuraya imzalar mısınız? Teşekkür ederim. Şöyle iyi günler. Sevgili Halide, çok üzülerek sana mali vaziyetimin iyi olmadığını, bu sebeple de evi satışa çıkarttığımı bildirmek zorundayım. Geç haber verdiğim için bağışla. Yeni sahibi birkaç gün içinde taşınmak istiyor. Acilen evi boşaltmanı rica ediyorum sevgiler Neriman. Beni evden kovuyor. Reşit Efendi. Reşit Efendi. Cemşir nasıl? Oturun hele bir önce oturun. Cemşir daha ameliyattan çıkmadı. Doktorla da konuştum. Daha bir şey söylemiyor. Yani anlayacağınız bekleyeceğiz. Vallahi gitti adam. Dağ gibi koskoca adam gitti. Allah'ım sen Cemşir'i kurtar. Ay biliyorum çok beddua ettim ama sen beni affet ya Rabbim. Alma onu yanına ya Rabbim alma. Cemşir'i gören var mı? Cemşir'i gören var mı? Allah rızası için söyleyin bacım Cemşir nerede? Adamı gündüz vakti bıçaklamışlar. Senden ötürü olmuş diyorlar. Yapma bacım söyle. Nerededir şimdi? Hastaneye götürdüler. Hastane sağ ol. Senin gibi kendine karısına bulaşanların sonu böyle olur işte. Bu yaştan sonra olanın sonu da budur. Bana bak kadın. Ne ben a**yum ne de o a**yum. Sevdalıyız biz. Anladınız mı? İşte o kadar. İyi günler madam. Gülüze. Şey, size bir şey soracaktım. Bu entel ne kadar acaba?
Sana münasip bir elbise değil o. Öyle mi? Niye öyle düşünüyorsunuz? Belki de münasiptir. Parasıyla değil mi? Kızlar, çıkarın elbiseyi. Buyur bakalım. Buyurayım. Seher kuzum. Bonjour madam. Bonjour. Kuzum, söylenenler doğru mu? Ekrem Bey tutuklanmış dediler. Evet, doğru madam. Vah, ne yazık. Size bir çay ikram edeyim. Sinirlerin kızı iyi gelir. Tamam. Sağ ol ana. Nasıl oldu usta? Bir de lokumu aldık mı tamamdır. Hadi bakalım. Kızım, hadi artık getir Seher Hanım'ın çayını. Depeş dua. Evet kuzum. Peki şimdi ne olacak? Az evvel avukatla görüştüm. Ama Ankara'dan bir haber yok henüz. Bekleyeceğiz madem. Başka çare yok. Bekleyeceğiz. Peki neyle itham ediyorlar Ekrem Bey'i? Yanlış anlaşılma. Tamamen yanlış anlaşılma. Merci beaucoup. Seher Hanım, Ekrem Bey'i götürdüler mi? Aa, Gülizar, senin ne işin var burada? Şimdi beni de mi almaya gelecekler? Ha? Ne olacak şimdi? Gülizar, bu meseleyi öyle ulu orta herkesin yanında konuşmak yok. Ama siz bana demiştiniz ki abim yanarsa sen de yanarsın demiştiniz. Hı hı. Abimi kurtarmanın tek bir yolu var. O da planları Halide'nin çaldığını kanıtlamak. Gerekirse sen de yardım edeceksin. İfade verecek, şahitlik edeceksin. Anlaşıldı mı? Gülizar. Âlâ. Madam, benim bir an önce gitmem lazım. Geç kaldım. Lütfen rahatsız olmayın. Au revoir. Au revoir. Şey, ne kadar demiştiniz acaba? 500 lira. 500 lira ama. 500 lira. Ben yanıma o kadar para almadım bugünlük. Şimdi ben bunu ayırtayım, bir dahaki geldiğimde alırım, oldu mu? Hangi yüzle geldin buraya? Senin yüzünden bıçaklandı değil mi? Söylesene! Benim yüzümden oldu desene! Zehra, Zehra! Kavga etmeyin canım. Hastane burası. Yavaş olun, sessiz olun. Böbreğine isabet etmiş. Hasar büyüktü. Sol böbreğini almak zorunda kaldık. Ama yaşayacak değil mi? İyileşecek değil mi? Normal şartlarda tek böbrekle yaşayan pek çok insan var. Ancak hastada başka bir durum mevzu bahis ise onu şu anda bilemeyiz. Bekleyip göreceğiz. Baban iyi olacak, meraklanma. Meraklanmıyorum ki.
Hadi, bağ gelinliğini göster. Şimdi mi? He ya, şimdi. Hem kafan dağılır biraz. İyi madem. Hadi Güllü, çatlayacağım vallahi meraktan. Geliyorum, hazır mısın? Hazırım, hadi bak. Ali de meraklandı. Aman yarabbi. Ay girdi mi bak. Nasıl, beğendin mi? Beğenmem mi hiç? Peri kız gibi olmuşsun vallahi. Maşallah, maşallah. Elem terefiş, kem gözlere şiş. Ay. Ay bak nasıl da tekmeliyor, nasıl bak. Benim oğlan bile beğendi seni ya. Nihayet evleniyorsunuz Kemal'le. Senin namına o kadar mutluyum ki. Sen hep yanımızdaydın Pakize. Fabrikada çalışırken mektuplarımızı taşırdın. Kemal'le buluşayım diye anamdan izin alırdın değil mi? He ya. Nasıl da yalan söylerdik sinemaya gidiyoruz diye.
Kemal Halide ile evliyken bile aklı sende derdin hep. Öyleydi çünkü. Ne yazmıştı sağ mektubunda? Senin sevdan benim kalbimden ancak ben ölünce çıkar. Hatırladın? Hatırlamaz olur muyum Pakize? Baksana. Hala saklıyorum mektubu. Bak. Bir şey olacak diye ödüm kopuyor. O kadın ya yine bir şeyleri mahvederse? Merak etme Gül. Bu evliliğe hiç kimsecikler mani olamaz. Sen dünyanın en güzel gelini olacaksın. Kemal'le de çok mutlu olacaksınız. Değil mi Halicim? Halide, iyi misin? Ne oldu sana böyle? İyiyim Selim, yok bir şey. Sen niye geldin? İşçiler bir nevi grev gibi bir şey yapıyorlar. Üretim neredeyse durmuş. Böyle giderse fabrika iflas edecek. Halide topla kendini. Rica ederim. Derhal fabrikaya gitmemiz lazım. Fabrika artık bana ait değil Selim. Artık bir kocam da yok. Çocuğum da yok. Evim de yok. Hiçbir şeyim yok benim. Hiçbir şeyim olmayacak. Demek ki duyduklarımın izahı buymuş. Boş ver. Üzüldüğüne değmez. Bırak ne halleri varsa görsünler. Sen çok daha iyilerine layıksın Halide. Neden bahsediyorsun sen Selim? Ne duydun? Fabrikada Ramazan'ı telefonda konuşurken duydum. Kemal Serap'ı istemeye gidecekmiş. Kemal Serap'ı mı isteyecekmiş? Görünüşe göre. Ana! Ne oldu, nesi varmış? Hiçbir şey, hiç yok. Oh, çok şükür. Gözünüz aydın. Ne duruyoruz? Akşama misafirimiz var. Hadi, daha çok işimiz var. Hadi. Halide, topla kendini. Benim tanıdığım Halide böyle pes etmez. Bu kadar kolay yıkılmaz. Haklısın Selim. Ben yıkıldıysam onlar da yıkılacak. Bana ve abime yaptıklarının hesabını verecekler. Selim. O grev büyüyecek. Hem de öyle bir büyüyecek ki. İşçiler fabrikayı Serap'ın başına yıkacaklar. Hem fabrikayı hem de çiftliği. Anlıyor musun? Hala uyuyor. Biz gidelim artık Reşit. Ben buradayım ya. Siz gidin. Kusura bakma bacım. Benim de meyhaneye gitmem lazım artık. Estağfurullah, tamamdır. Hadi Allah'a emanet olun. Asma. Buradayım Cemşir.
İyileşeceksin, iyi olacaksın. Görüyorsun nerede kardeş işleri? Kafayı yemişler. Hepsi barut kuşusu gibi. Kibridi bilçak. Yemin ediyorum var ya, dururum. Ramazan, ben acıktım. Vallahi Hafız, ben de acıktım. Yemin ediyorum var ya, karnım böyle zil çağırıyor. Bak hadi, acayip güzel yemekler yapmıştır şimdi. Ne varsa yedik, tamam mı? Madem bu kadar çok ısrar ettin, iyi et. Hoş lan. Gülüzler der mi lan o? Gülüzler mi? He. Gülüzler kız! Ne yapıyor kız gece vakti tenekede? Şişt. Niye bağırıyorsun ya? Bütün mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Burada oturuyorum ben. Buyur. Hangi ulvi rüzgar sizi tenekeli mahalleye attı Gülüzler Hanım? Reşit Efendi'ye parasını verdim, evde tuttum buradan. Reşit'e para mı verdin? Tenekeli mahallenin sahibi benim. Bela mı? Ay, isterseniz Hafız Efendi, akşam akşam güldürmeyin beni. Sizin nereden paranız vardı, mahalleyi satın aldınız? Neyse, hadi hayırlı geceler size. Akşam akşam nereye gidiyor acaba? He vallahi, acaba nereye gidiyor? Ya sana ne kardeşim ya? Sen kafayı mı yedin Hafız, bu kadınla uğraşıyorsun? Senin başına getirmedik, iş bırakmadı bu kadını. Hala konuşuyorsun ya. Yürü Allah'ın sen. Ya yürü. Oho, daha ortada sofra yok yine ya. Bak kıza. Oo, bu kılık ne kız? Ne oldu Ramazan? Beğenmedin mi yoksa? Ya yok, beğenmemekle beğenmekle ne alakası var? Niye böyle giyindin ki sen? E aşk olsun Ramazan. Akşamleyin Kemal Güllü isteyecek dediydim ya. Unuttun değil mi? Ha, deliydin lan ne? Ya Fakizem, şimdi benim gelmem pek yakışık almıyor yemin ederim ha. Yani gelmemem icap ediyor bence ya. Ya niye icap etmezsin ki canım? Güllü benim en az arkadaşım değil mi? E Kemal de senin en az arkadaşın. Öyle doğru diyorsun da. Ey madem giderek hadi bir sofraya kur, bir şey yiyelim. Vallahi ölüyorum açlıktan ben de. E çittik deriz. Seyyar'a bacı kim bilir neler hazırlamıştır. Seyyar'a bir de yemek mi hazırlamış çittik de? He. O zaman orada yürük. Ben üstümü değiştireyim. Ben ne olacağım peki? Ne demek ben ne olacağım? Ya ben de acıktım. E kaba, artık sen de başın çaresine bakacaksın. Thank you.
Aa, ana hazırlanmadım hala. Neredeyse gelirler. Şimdi hazırlanırım kızım. Babama mı üzülüyorsun? Bak ya aldın haberleri, iyi olacakmış işte. Asma zor adını. Ha? Hem hak etti bunları. Bırak ne hali varsa görsün. Haklısın kızım. Bu mutlu gününde üzmeyin ben seni. Hadi afiyet olsun cümleten, afiyet olsun. Cemşir ağa vurulmuş diye duyduk. Esah mı? He ya. Bugün bütün gün hastanedeydim. Vaziyeti nasıl? Vaziyeti fena. Deme ya. Ben demiyorum ki. Doktorlar söylüyor. Çok fena, çok. Neyse. Hadi size afiyet olsun. Sevgili Adanalılar, muhterem dinleyenler. Sizlere bu gece Adana'mızın gah kıpırtılı, gah dertli türkülerinden okuyacağım. Beni dinlemeye geldiğiniz için çok sağ olun. Allah dert tasa vermesin. Sesimi, türkümü dinleyen her kişilere şifa olsun. Kadın da iyice havaya girdi. İyi, iyi, hadi. Prensesler gibi. Çok mu heyecanlısın? Sorma, ölüyorum. Yemin ediyorum Güllü, ben de ölüyorum biliyor musun? Ben çok uzakta değilim. Hemen şuradayım. Ay Ramazan, bekleseydin biraz. Hadi geç, geç. Ramazan! Elleme! Elleme lan! Çıt, çıt, çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu. Kebap mı? Benim yaptıklarım gibi seni görmedi Adana. O ne lan? Kış. Ne? Fu. Gülizar hanımefendinin ne kadar benziyor. Kemal mi, az mı geçti acaba? Ya etimi çıkardım. Ah! Geldiler. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Cümleten iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mustafa, hoş geldiniz. Nasılsın? Buyurun. Buyurun.
Ne istiyorsun? Aslında seni öldürmek istiyorum halde. Bunu söylemek için mi buraya geldin? Senin yüzünden abim hapiste. Bütün bunları onun başına sen açtın. Ser, şu anda seninle uğraşacak hiç vaktim yok. Bu sefer paçanı kurtaramayacaksın halde. Beni rahat bırak. Michael Williams mıydı? Ne? Hani şu davette baştan çıkardığın adam. Odasından planlarını çaldığın. Ha? Ne saçmalıyorsun sen? Çok yakın zamanda onunla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Bu sayede abim hapisten kurtulur belki. Ve onun yerine sen artık idam sehpasına gidersin. Tıpkı Hamza gibi. Beni korkutamazsın Ser. Hiçbir şey yapamazsın. Ama ben hepinizi mahvedeceğim. Anladın mı? Defol şimdi. Çok az vaktin kaldı halde. Tahmin ettiğinden çok daha az. Hanımım. Kemal oğlumun içeceği fincanın içine az biraz tuz atmış. Tuz mu atayım? Kahve. He. Adetindir. Hiç kokunu çıkarmadan hepsini içirse sevdası büyük demektir. Koy koy. Hatta karabiber de koy. Dur ben sana getireyim. Uy yazık. O kadar da değil be gelin hanım. Al bakalım. Yasin'e annesi var Allah aşkına. Bilmem ki ne. Ey gidi koca çiftlik. Kaderde bunları görmek de varmış. Muzaffer Bey'in kemikleri sızlıyordur şimdi. Ruhu şad olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Amin emme. Ramazan, görmedim seni. İçeride biraz böyle darlandım biliyorsun emme. Biraz sıkıldım. Ama ben de senin gibi düşünüyorum biliyor musun? İçeride Demitley'in böyle içimiz sıkıldı. Daraldım böyle duvarlar üstüme geldi sanki yemin ediyorum. Sanki böyle bir yerden Muzaffer dayım böyle gözlerini dikmiş öyle bana bakıyor. Daraldım işte. Serap Hanım'la Muzaffer Bey'in nikahı dün gibi gözümün önünde. Şimdi şu vaziyete bak. Halide Hanım'ın eski kocasıyla evleniyor. Olacak iş mi? Bu çiftlik lanetlenir. Başımıza taş yağar. Hem sana bir şey diyeceğim. Gülün'ün bu çiftliğe geldiği günü hatırlıyorsun değil mi? Ben getirdiydim onu. Ben. Sen ne yaptıydın emme? Babasına hatırı sayılır bir para ödediydin değil mi? Kızı aynı çok affedersin. Büyükbaş hayvan alıyor gibi satın aldık. Yalan mı? 1000 lira saydım. 1000 lira ya. Emme, o gittiğinden beri bu kız Kemal'i seviyor. Kemal de bu kızı seviyor. Yani bizi ayıp ettik emme. Bunların kaderi beraber yazılmış emme. Ha bak, gün döndü, devran geldi, gene birbirlerini buldular. Bunların kaderi beraber yazılmış. Rabbim öyle istemiş yani. Şimdi ben sana soruyorum emme.
Rabbin istediğini kınamak kuruna düşer mi? Düşmez. Düşmez. Eğer Muzaffer dayım biz yerlerden bizi görüyorsa, hamun da görüyordur hem. Neden dayı? Bulcana koy. Hadi bakalım. Ya sana bir şey diyeceğim. Kahveyi içme. Artık söze girelim. Sultanım, az gelsen masamıza da neşemizi bulsak. Yok canım, olur mu öyle şey? Neden ki ne? Ne olacak az gelsen? Pulların mı dökülür? Beyler, şimdi bizim sanatçımız Gülizar Altınses değerli bir sanatçıdır. Öyle masalara falan pek gelemez. Bir daha sefere Melekler Pavyonu'na giderik o vakit. Orada kadınlar masaya da geliyor, muhabbet de ediyor. Ya şimdi madem öyle diyorsun, öyle gösteriyorsun. Şimdi gelemez dediysek hiç gelmeyecek de değil canım. Her şeyin bir hal çaresi var değil mi? Ne demişler? Yol yoluyla, orman baltayla. Siz az bekleyin hele. Ben geliyorum. Gülizar. Az gelsene hele. Bir gel hele, bir gel. Neden gidip oturmuyorsun Gülizar? Ne oturacağım ben ya el alemin masasına? Canım, ne olur yani gidip bir otursan, biraz gülsen, bir hoş sohbet etsen, bir kadehte bir şey içsen olmaz mı yani? Olmaz. Sen beni ne sandın? Ya ama şimdi adamlar çok bahşiş verecekler Gülizar. Yani bak, şimdi sen bir haftada kazanacağın parayı bunlardan bir gecede kazanacaksın. Aklını kullansan Gülizar, olmaz mı? Bir tek besmele edeceğim. Sade sohbet, o kadar. 500 lira verirler mi? Verirler. Bunun cüzdanı kabarık. Bir oturup kalkarım ha, ona göre. O kadar. Oturup kalkacaksın. Bakıver hele.
Efendim, bu gece buraya çok hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz, Güllü kızımız ve Kemal oğlumuz çok zaman evvel birbirlerini görmüşler, sevmişler. Yine hepimizin bildiği gibi araya bir takım engeller girmiş ama bu engeller onların sevdalarını azaltmamış, çoğaltmış. Şimdi bu gençler bir yuva kurmak istemekteler. Bizler işte bu yuvanın kurulması için ön ayak olmak üzere bu gece buraya toplandık. Efendim, sözü daha fazla uzatmayayım. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Güllü'yü oğlumuz Kemal'e istiyor. Tabii sizin de rızanız olursa. Ay, ben neredeyim? Kemal benim oğlum gibidir. Hamzam hayatta olsaydı onları ayırmazdım. Bilirim, kızımı çok sever, çok da sayar. Muzaffer Ali'ye de çok iyi bir baba olur. Yani diyeceğim o ki, ben canım kızım Güllü'yü oğlum Kemal'a verdim gitti. Bayıldın. Ağrın sızın var mı? Var ama. O ne güzel. O da sana bir şey yapmadı değil mi? Yok. Merak etme, iyiyim. Parasını da ödedik. Derdi neymiş ki? Benimle İstanbul'a geleceksin dedi. O ağası öyle buyurmuş. Gelemem dedim. Sevdalıyım ben dedim. O yüzden bilendi sana. Benim yüzümden. Asuma. Sen hakikaten sevdin mi ben? Ben senden öncesini bilmedim Cemşir. Hiç kimseyi senin gibi sevmedim. Hiç kimse de beni. Affettin mi beni? Ben seni ilk gördüğüm gün affettim. Benden öncekileri de affettim. Şimdiden sonra olacakları da affettim. Sizinle hususi görüşeceğim. Tahlil neticelerini aldık.
hanım Reşit Efendi şöyle. Ne oluyor kabak? Sen Gülizar hanımefendi meyhanende mi çalıştırıyorsun? Şşt, yavaş kabak. Hacer duyacak. Ondan sonra beni Hacer'in dırdırıyla uğraştıracaksın. Yavaş. Gülizar hanımefendi namuslu bir kadındır. Gülizar hanımefendiyi kandırmışsın. Yoksa onu tehdit mi ettin? Ne tehdit etmesi kabak ya? Gülizar bile isteye güle oynaya kendi sahneye çıkıyor, çalışıyor. Hem sen Gülizar'ın bekçisi misin kabak? Gülizar hanımefendiyi kandırmışsın. Bütün tenekeli mahalle benim demişsin, üstelik parasını almışsın. He, söyle ne yaptın? Yoksa silah mı çektin yoksa? Ne silah çekmesi kabak ya? Yürü git işine Allah aşkına. Ver daha. Gülizar hanımefendinin etrafında dolaşmayasın. Yetti ama kabak ha, yetti. Gülizar'ın namusu sana mı kaldı kabak? Bana kaldı. Bak kabak, ben Gülizar'ı da, Gülizar'ın namusunu da, uçkurunu da senden daha iyi bilirim, tamam mı? Bir vakitler Gülizar az benim koynuma girmedi. Anladın değil mi? Ne? Hadi şimdi yürü git işine ya. Ne? Ne dedin sen? Ne dediğimi gayet iyi duydun kabak. Şu ayyar halinle padişahtan daha çok padişahçı olma. Anladın mı? Alan memnun, veren memnun. Sana ne? Sen ne diyorsun siz imansız? Seni namussuz, iftiracı... Kabak ya! Seni Allah'ım! Kabak ya! Yetişin! Yetişin! Kocamı öldürüyorlar! Yetişin! Yürü! Ay ne oluyor orada ya? Bir kadın için kavga ediyorlar. Kadın mı? Kimmiş ki o kadın? Ya havuz yapıyor! Ya havuz yapıyor ya sen! Yürü ya! Öyle zarar değil! Ya bırakın beni! Dağılın vırrikler! Dağılın! Görmüyor musunuz? Aniden vurdu! Hemen misin doktor? Maalesef. Tedavi için çok geç kalınmış. Karaciğer iflas etmiş. Hele de şimdi böyle tek böbrekle bu vaziyeti atlatmanız pek mümkün görünmüyor. Dersenize. Cavlağı çekmeme çok fazla vakit kalmadı. Ne kadar vaktim var doktor? İyi bakılırsanız birkaç ay yaşarsınız. Doktor, bu söylediklerinizi ikimizden başkası bilmesin. Bizde kalsın olur mu? Peki, siz nasıl isterseniz. Ne dedi doktor? İyiymişim. Beş güne kalmaz. Çıkarmışık. Oh, Allah'a şükür. İyileşeceksin. Bak Hafız, beni delilendirme. O Gülizar denen kadını unutuyun. Ondan sonra ne köy olur ne de kasaba. Anlıyor musun? Neden ne? Zaten meyhaneye de düşmüş. Hayatta iflah olmaz o soyka. Ağzını topla. Nerede kaldın be Zalaoğlu? Ne oldu ki ne? İşçiler sabahtan beri kaynaşıp duruyor be ya. Satışa çıkarttığınız araziye bir talip var Serap Hanım. Öyle mi? Güzel. Hemen işlemlere başlayalım o vakit. Yalnız parayı temin etmek için biraz zamana ihtiyacı varmış. En yakın 5 gün sonrasına çek verebiliyor. Olmaz. Yok, 5 gün çok fazla. İşçilere söz verdim. Onlara borcun tamamını ödemeliyiz. Lakin bu kadar kısa zamanda yeni bir alıcı bulmak çok zor Serap Hanım. Bana soracak olursanız çeki kabul edelim.
Beş gün çok uzun bir zaman sayılmaz. Peki. Satışı yarın yapalım öyleyse. Haftalıklarımız ödenecek mi bugün Zaloğlu? Ya kardeş onca tarla ha deyince satılmıyor. Az sabırlı olun. Serap Hanım'ın eli kulağındadır zaten yani. Bizim sabredecek gücümüz kalmadı. Madem para yok, o zaman biz de greve gidiyoruz. Hadi arkadaşlar, öteki atölyelere de haber verin. Dinç Aslan fabrikası greve gidiyor. Ya burada kardeşim, nereye gidiyoruz ya? Kardeş nereye gidiyoruz? Çalışsanıza baba. Ahmet bir şey istene kardeş. Abo! Ya tekmil hepsi birden gidiyor, işi bıraktık. Makineler sustu. Ramazan, Serap Hanım'a söyle, jandarma manlarma çağırayım demesin. İşler iyice çığırından çıkacak ona göre ha. Ne oluyor burada? Selim Bey, sence ne oluyor? Görmüyor musun? Herkes gitti. İşi bırakıyorlar işte. Anlaşıldı. Jandarmayı arayacağım. Bu yaptıkları yasalara aykırı. Grev yapma hakları yok. Ya ne jandarması babam Allah'ın sen ya? Avukat mı çıkarttıracaksın burada bize? Sana fikrini soran olmadı Ramazan. Sen bana fikrimi sormadın ama ben söylüyorum. Jandarma, mandarma yok. Bitti. Onca insanı içeri mi tıktıracağız? Konuşayım bana ya. Allah Allah. Geçmiş olsun Cemşire. Sağ ol Kemal. Ben bir bakıp geleyim. Tenekedekiler söyledi burada olduğunu. Haberim olmadı, kusura bakma. Gülü de bu soramadı. Yahu Zehra. Yok, söylemediler. Niye desinler ki? Düşman ettim onları kendime. Ben senin rızanı almaya geldim Cemşire. Rıza? Ne rızası? Sen bize çok yanlış yaptın Cemşire. Sadece Güllü'yü değil, beni de sırtımdan vurdun. Ama her insan hata yapar öyle değil mi? Ben de çok hata yaptım. Güllü de yaptı. Ama ben senin çok pişman olduğunu biliyorum. Eminim. Belki bir gün Güllü affeder seni. Zehra'na da. İnşallah. Cemşire. Ben Güllü'yle evlenmek istiyorum. Dün gece Zehra'na'dan istedim. Birazdan gidip iki ay için gün alacağım. Ama sen hakkını helal etmeden içim rahat etmeyecek. Üzerinizde hakkım kaldıysa eğer... helal olsun. Benim yüzümden bunca zaman ayrı düştünüz. Benim yüzümden...
Başımıza neler geldi. Eğer ben böyle adamı olmayaydım, çoktan evlenip çoluk çocuk sahibi olmuştunuz. Şimdi bana laf düşmez artık. Allah mesut etsin. Bir daha hiç ayrılmayın inşallah. Tek dileğim budur. Güllü. Kemal. Merak ettim seni. Nerede kaldın? Nikah için tarih aldım. O vakit? 5 gün sonra evleniyoruz. Ah, o kadar çabuk. Çabuk mu? 5 gün bana 5 yıl gibi geliyor. Hala inanamıyorum biliyor musun? Rüya gibi. Sanki gözlerimi açsam bitecek. Rüya değil. Gerçek. Dün gece rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Biz evlenmişiz. Ben böyle hamileyim, bir çocuğumuz oluyor. Çocuk mu? Kız mı, erkek mi? Kız. Adını da Meryem koyuyoruz. Anacığızın adı. Ne oluyor burada Selim? Geldiğin iyi oldu Halide. İşçileri işbaşı yapmaya ikna edemiyoruz. Paramızı almadan çalışmayacağız. Evet, çalışmayacağız. Grev yapmakta haklısınız. Ne diyor lan bu kadın? Doğru mu diyorum ben? Ben de sizin yerinizde olsam bunca haksızlığa direnirdim. Belki duymuşsunuzdur. Fabrikanın sahibi artık ben değilim. Hisselerin bir kısmı bana ait. Ancak Serap Dinç Aslan sizi mağdur ettiği sürece karşısında beni bulur. Unutmayın. Toparlanmana çok sevindim Halide. Kemal'le Güllü'yü unutamayacakları bir ders verir. O düğün asla olmayacak. Ne düşünüyorsun?
Düğünü düşünüyorum Kemal, ne düşüneceğim? Evet. Çok işimiz var. Daha çiftliğin tadilatını bitireceğim. Düğünü köyde yapalım diyorum. Ne dersin? Çiftliğe taşındım ya Kemal. Orada yaşarız artık. Ötekine lüzum yok. Hem düğünü de büyük kulüpte yaparız diye düşündüm. Büyük kulüpte mi? Ben büyük kulüpte nasıl düğün yaparım Güllü? Ben halledeceğim, merak etme. Ne demek ben halledeceğim? Düğünü sana mı yaptıracağım yani? Olmaz öyle şey. Mümkün değil, unut gitsin. Güllü, orası Dinçi Aslan Çiftliği. Ben oraya gelemem, orada yaşayamam. Bunu daha önce de söylemiştim sana. İyi ama neden? Orası bizim çiftliğimiz. Artık ayrı gayrı mı var aramızda Kemal? Hem Muzaffer Ali'nin orada ne kadar yaşamasını istediğimi biliyorsun. Ne olursun üzme beni. Güllü, insanlar ne düşünecek peki? Ha? Beni de Orhan denen şerefsizle bir tutmayacaklar. Paranın peşinde koştuğumu düşünmeyecekler. Ben bugünü kaç kere hayal ettim biliyor musun? Bir zamanlar kapı dışarı edildiğimiz o büyük kulüpte evlenmek istiyorum seninle. Herkese ibret olsun diye. Gururla başımız dik çıkalım istiyorum oradan. Bunun nesi yanlış? Bizim utanacak bir şeyimiz yok Kemal. Bundan böyle ayrı gayrımız da yok. Çiftlikte, tarlalarda ortak. Onun sorunları da ortak. Ne var bunda? Anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorsun. Ben Muzaffer Dinç Aslan değilim. Ben Kemal Şahin'im. Kemal'im ben, Kemal. Onun sahip olduğu şeylere benimmiş gibi davranamam. Yapamam böyle bir şey. Öyle mi? Demek Muzaffer'e ait her şeyi yok sayacağım. Öyle mi? Oğlumu da, Muzaffer Ali'yi de, her şeyi de, öyle mi? Güllü, ben öyle bir şey demek istemedim. Hayır Kemal, tam da öyle bir şey söyledin. Sen burada ne arıyorsun? Ay ben şey, söylemen Sarp Türkiye'nime yeni intihara aldım da. Aa, güle güle kullan, sağlıkla kullan. Bak, ben de kendime yeni pantol aldım eskiciden. Ya öbürü gibi değil tabii. Bu da benim pek içime sinmedi ama ne yapak. Artık bir gün çok zenginlersek yeni bir şeyler alırız. Ya ben sana bir şey soracağım. Zabana sen niye kavga ediyordun Hafız Efendi'yle? Ya bırak ya, aman. Neymiş, ben seni zorla çalıştırıyorum diye kafaya takmış. Laf işte. Ya, öyle mi? He, öyle. Yok, sen çok namuslu bir kadınmışsın. Sanki namus karın doyuruyor. Bana namusuyla zengin olmuş bir kişi göster Gülizar. Şu gözlükleri çıtır çıtır yiyeceğim ya. Sen onları boş ver şimdi. Şu dün gece gelen herif vardı ya, o bu gece gene geliyormuş. Hem de daha kalabalık. Artık bir hoş sohbet yaparsın değil mi? Güllü, ben seninle evlenmek istiyorum. Ben de seninle evlenmek istiyorum Kemal. O vakit? Denizi geçtik, derede mi boğulalım Allah aşkına? Ben Ali'nin babası olmak istiyorum. İnsanların ne düşündüğü umurumda değil, gerisi mühim değil. Benim de. Benim de umurumda değil. Sen ne istersen olursun. Hayır. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yeter ki üzülme. Tamam mı?
Gülizar. Ne oluyor Gülizar? Neden oturmuyorsun adamların masasına? İstemiyorum. Canım ne olur otursan, adamlar bir ton bahşiş verecekler. Kötü mü? Ya vereceklerse ne yapayım? Semih'in şarkıcı diye getirdim buraya baba. Şarkımı söyler giderim. Zengin olmayacaksam da namussuz da olmayacağım. Anlıyor musun beni Reşit Bey? Amma naz yaptın güzelim. Otur hele. Ay bıraksana kolumu ya. Oturmuyorum işte. Dün oturuyormuşsun ama. Demek bizi beğenmedin. He beğenmedim var mı? Keyfimin kahyası mısınız? Zorlan mı ya? Zorlan ulan zorlan. Dokunmayın ona. Geri durun. Sen kimsin lan? Aa, baba sen ne arıyorsun burada ya? Ezberine mi susadın sen? Aha. Ulan bu kadının yanında bir daha birinizi görürsem yakarım ki. Ay, ay yanmayın dokunmayın ona. Ay bırakın ne olursunuz. Ne oluyor burada? Hayırdır? Sen vesikan var mı? Vesika mı? Ne vesikası? Yürü karakola. Hadi. Söylüyorum hiçbir şey yapmadım ben. Yanlış anladınız. Mah, bir masumum. Bir dinlesene ya. Hiç duymuyor musun? Rahmetli Muzaffer Dinç Aslan'ın eşi Serap Dinç Aslan bu akşam büyük kulüpte yapılacak düğünle dünya evine giriyor. Serap Hanım'ın müstakbel eşinin eski görümce Sahilde Şahin'in eşi Kemal Şahin olduğu söyleniyor. Rivayete göre Serap Hanım'la Kemal Bey'in aşkı çok eskiye dayanıyor. Evlendikten sonra Kemal Şahin'in Dinç Aslan çiftliğinin yeni beyi olacağı kulağımıza çalınan rivayetler arasında. Belanızı versin ikinizin de. Lanet olsun ikinize de. Öyle mi? Çiftliğimde mutlu olamayacaksınız. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Buyurun. Kusura kalmayın. Boşanak geldim biliyor musun? Dalamış işte. Suat Bey, ben paraları almaya geldim biliyor musun? Hemen götürüp fabrikaya işçilerin yemeğlerini dağıtacağım yemin ediyorum. Maalesef Ramazan Bey. Şimdi bankayla görüştüm. Henüz para hazır değilmiş. Ne? E ne olacak yine şimdi avukat bey? Sakin olun Ramazan Bey. Bir iki saate kadar hazır olacakmış. Biraz bekleyeceğiz sadece. Ya benim bir sürü işim gücüm var yemin ediyorum Suat Bey. Akşam evde düğün var biliyor musun? Biliyorum. Ben de davetliyim Ramazan Bey. E şimdi benim de bir sürü işim gücüm var. Ne yapacağız şimdi ya? O halde şöyle yapalım. Siz gün içinde birini gönderin ben parayı ona vereyim. Gün içerisinde diyeyim şimdi.
Hafız'ı yollasak gelirler he. Ben bir telefonu kullanayım mı? Bak bak habere bak. Biz burada açlıktan geberiyoruz. Serap Hanım dillere destan düğün yapıyor. Olacak iş mi bu? Bugün ödeyeceğim diyordu. Bakacağız artık. Katip efendi. Ne var Erenler? Bugün gelecek mi paralar? Ne parası? Para mı? Ha para. Bak, nereden bileyim ben gelecek mi gelmeyecek mi paralar? Yani geldi de biz mi vermedik? Ben hem basit bir katibim, aranızda bir köprüyüm. Sıkıysa bugün gelmesin. O zaman nasıl düğünü burada yaparız. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Hayır Ramazan Bey. Henüz Kabak Bey gelmedi. Ama Selim Bey burada. Onu bağlamamı ister misiniz? Bağla kızım, bağla, bağla. Hafız daha gelmemiş, bileyim mi? Efendim? Selim Bey, Ramazan Bey telefonda. Sizi istiyor. Tamam, bağlayın. Efendim Ramazan. Ha, alo Selim. Ben Zaloğlu. Ramazan Bey'im ben. Ya Ramazan ben. Kardeş şimdi ben Avukat Suat Bey'in bürosuna geldim biliyor musun parayı almak için? Yalnız para bankadan 2 saat, 3 saat sonra çıkacakmış biliyor musun? Şimdi benim bir sürü işim gücüm var, koşturmam gerekiyor. Şimdi sen Hafız'ı görünce Avukat Suat Bey'in bürosuna yolla, buradan parayı alsın, işlerine dağıtsın. Tamam, hemen hallediyorum. Serap sonunda tarlayı satmayı başarmış. Parayı alması için kabağı avukatın bürosuna göndermemi istedi Ramazan. Âlâ. Bu iş sandığımdan da kolay olacak. Pakize. Ramazan işçilerin parasını halletmiş midir acaba? Sen gönlünü ferah tut. Halletmiştir tabii. Ne bileyim. İçim rahat etmiyor işte. Elim ayağım birbirine dolaştı. Günlerdir bunu bekliyorlar. Bir aksilik olacak diyordum kopya. Aman Güllü. Sen böyle şeyleri düşünme. Hem bugün senin en mutlu günün. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yemin ediyorum var ya yetişemeyeceğim zannediyordum ama yetiştim çok şükür ha. Hayırdır Ramazan? Paralar ödendi mi? Halletti kardeş, onun için uğraşıyordum zaten. Ben başkasını yollamadım. Hallettim, ödenecek en kısa zamanda. Ahmet nerede? Kardeş onlar grevdeler şimdi. Grev bitsin, paralar ödensin. O da yetişir. Hayret bir şey ya. Kesmiyor kardeşim bu. Hayret. Nasıl kesmiyor usta? Tabii kesmiyor. Nasıl kesmiyor kardeşim ya? Sen damat tıraşına gelmişsin. Burada bu kadar mevzu oluyor. Usta kesmiyor mu? Usta ne diyor bu ya? Ya ne oğlum, para istiyor, para. Ha. Al bakalım. Allah'ım bereket versin kardeş. Cemşir abi düğüne gelecek mi Kemal?
Vallahi usta Güllü istemiyor ama belki Zehra ana çağırır. Ya çağırır çağırır. Hadi usta hadi, hadi bakalım hop. Cemşir bu. Geçmiş olsun Cemşir efendi. Sağ ol. Cemşir geçmiş olsun. Şuna bak ya. Bu iyice cılızlaşmış. Bunun gözü toprağa bakıyor. Bu yakında ölür. Cemşir dur bekle geliyorum. Yenge, ben yardım ederim yenge. Demek taburcu oldunuz ha? Cemşir, ha? Ya çok iyi görünüyorsun ya maşallah ya maşallah. Hadi gel gel. Oh, iyisin. Yavaş. Yavaş. Gülizar'ın marifeti yetmedi. Bir de bu kadın döndü mahalleye. Yakında tek mülkerhaneye dönecek burası. Sahi kız. Hala içeride mi o soyha? He ya, içerideymiş. Sağ olasın usta. Biraz güneş iyi gelir ha. Dur, 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 su getir. Gözün aydın Zehra bacı. Evlendiriyor musun kızı? Sağ olasın. Darısı senin başına. Düğün bugünmüş, he mi? He, nasipse. Niyetimiz herkesi çağırıp davullu zurnalı bir eğlence yapmakta ama malum büyük kulüp, ufah yer. Ancak hısım ahraba. Nohutu pazara çıkarmışlar. Bundan sonra adım leblebi demiş. Sizin neyinize büyük kulüpte düğün yapmak? Hoş geldin bacım. Hadi geç, buyur içeri. Yok, hiç girmeyeyim Hacer. İşim başımdan aşkın. Malum bu akşam Güllü'nün düğünü var. Şu davetiyeyi getirmek için geldim. Bu olmayınca içeriye almayacaklarmış. Oo. Demek ölmeden büyük kulübü görmekte nasip de varmış. Ay. Kusura kalma Reşit efendi. He. Sadece Hacer diye söylediler bana. Tamam canım. Biz de büyük kulübün meraklısı değiliz. Al. Ezelden beri derim. Güllü pek bir hakikatli. Ne oldum delisi de olmadı hiç. Bak Hacer teyzesini de unutmamış. Akşama bekliyorum. Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi.
Kızım bu gece evleniyormuş Asma. Yapma Cemşir. Bak doktor ne dedi? Kendini üzmeyeceğim. Yapma. Ne var? Ne istiyorsun? Size bir maruzatım olacaktı Halide Hanım. Gülizar'ın başı belada. Tutukladılar. Kaç gündür karakolda. Ne kadar uğraştıysam çıkarttıramadım. Bana ne bundan? Siz nüfuzlu birisiniz Halide Hanım. Gülizar benim yardımcımdır. Gülizar namuslu bir kadındır derseniz hemen çıkartırlar. Gülizar'a ne olduğu benim umurumda bile değil. Başına ne iş açtıysa cezasını çekecek. Hadi sen de çekil karşımdan. Pek tabii. İyi günler Halide Hanım. İyi günler. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi dışarı çıkıyorsun. İşçilerin yanına gidiyorsun. Ve paraların ödenmeyeceğini söylüyorsun. Ay ne kadar güzel oldun kız. Allah seni Kemal'e bağışlasın. Aa. Pakize, niye ağlıyorsun kız? Vallahi bu gebelik de seni bir değiştirdi ha. Gül'le kızım burada mısın? Ay. Ana. Allah Allah. Ya niye ağlıyorsunuz? O kadar mı çirkin oldum? Ay kızım o ne biçim laf böyle? Biz sevinçten ağlıyoruz. Ay Allah. Beni de ağlatacağız. Ya kardeş yemin ediyorum ayna çatlayacak. Hadi geciktik vallahi billahi diyorum. Tamam Ramazan. Hadi Kemal. Kerus hazır. Gidip alalım artık gelini. Tamam usta. Hadi. Herkes buraya baksın. Boşuna beklemeyin. Para bugün de ödenmeyecek. Nasıl ödenmeyecek? Seraf Hanım tarlasını satıp ödemeyecek miydi paramızı? Orasını bilemem. Belli ki vazgeçmiş. Demek ki düğünle ilgili bir sıkıntı çıktı, paralar da oraya gitti. O yüzden derhal makinalarınızın başına geçin. Burayı da hemen boşaltın. Çocuk mu belledin sen bizi? Seraf Hanım düğün yapacak da ya, acımızdan mı ölelim? Bizim canımız yok mu? Bizim paramız yok. Hiç mi insaf yok sizde? Vicdansızlar. Biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımız buradayız, hakkımızı yapmayın istiyoruz. Arkadaşlar, durun hele. Bu işte bir yanlışlık vardır. Serap Hanım yapmaz böyle bir şey. Çoluğunun çocuğunun rızkını Serap Hanım'ın düğününe meze yapacak olan varsa çeksin gitsin. Ben hakkımı alana kadar buradayım arkadaş. Biz de buradayız, hakkımızı istiyoruz. Biz de buradayız, hakkımızı istiyoruz. Gerekirse burayı yakarız. Biz mağdur olursak başkaları da olur. Ya hakkımızı alırız ya da günlerini gösteririz onlara değil mi arkadaşlar? Evet. Evet.
Alo. Ben Serap Dinç Aslan. Fabrikamdaki işçiler kanuna uygunsuz olarak grev yapmaya başladı. Hemen müdahale edilmesi istiyorum. Dur hele, dur. Açsanız oğlum kapıyı. Açamıyoruz beyim. Kilidin anahtarını kaybettik. Öyle mi? Kilidin anahtarı yok diyor. Kilit? Ha. Damadın ilini kemin erittiniz lan bu gitleyin. Gel. Al, paylaşın bunu. Bak bak. Hemen de anahtarı buluyoruz ha. Senin çocuğun sünnetinde de kirvesi ben olacağım ha. Ödeşeceğiz o zaman. Kardeşim benim. Kirve Kemal. Hadi gidelim. Çal. Yanlış yapıyorsun. Ben Serap Hanım'ı yıllardır tanırım. Yapmaz o böyle bir şey. Bu işte bir hata var. Yapmayın. Onlar benim alnımın teriyle düğün yapsın. Benim burada açlıktan ağzım koksun, öyle mi? Öyle yağma yok kardeşim, öyle yağma yok. Jandarmalar geliyor. Jandarmalar geliyor, jandarmalar. Koş, 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 koş. Kapatın kapıları. Jandarma girmeyecek içeri. Girmeyecek, kapat. Açın şu kapıyı. Derhal boşaltın burayı. Grev yaparak kanuna karşı gelmiş oluyorsunuz. Serap Dinç Aslan sizden şikayetçi. Böyle yakarak, yıkarak bir sonuç elde edemezsiniz. Ne diyorsun sen komutan? Nasıl olur? Serap Dinç Aslan'ın bizi şikayet ettiğine emin misin? Bizzat kendisi arayıp ihbarda bulunmuş. Sen kimden yanasın komutan? Ha? Alnımızın teriyle düğün yapan o zengin soykadan mı? Tabii. Senin kanunların beş zenginlere işler değil mi? Açın şu kapıyı. Dağılın yoksa... Açmıyoruz arkadaş. Açmayacağız değil mi? Açmayacağız. Teslim ol. Yaklaşmayın lan. Fatma!
Yemin ediyorum baba olacağım ya, acayip heyecanlıyım. Hafız, topladım. Geç kalmadım değil mi? Yok yok Hafız, merak etme, hiç geç kalmadım. Kusura kalmayın ya, bir dakika gel hele. Ne yaptın Hafız dedi, gelin hallettin değil mi? İşçilere parası dağıtıldı ha? Ne parası? Hafız, şimdi ben sana derdim lan parası da orada kalabalık var. Milletin içinde ayıp olur. Hafız, haber gönderdim ya sana. Bana hiç kimse bir haber maber göndertmedi Ramazan. Ney? Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Kafayı mı yedin sen? Ramazan, Ahmet nerede? Bilmiyorum kardeş. Nerede Ahmet, nerede? Al. Gelir, gelir, gelir Zahar, gelir. O da gelir, o da gelir, o da gelir. Hadi gel, gel geçelim, geçelim. Usta, geç. Geç, geç usta. Buyurun. Ahmet ölmüş. Hastaneye götürülürken yolda ölmüş. Fatma düşük yaptı. Bebem öldü. Arkadaşınız öldü. Bir diğeri çocuğunu kaybetti. Onlar sizin paralarınızla düğün yapıyorlar. Jandarmaya şikayet edip canınıza kast ediyorlar. Umurlarında bile değilsiniz. Ben sizin yerinizde olsam bütün bunları o kadının yanına bırakmazdım.
Sayın Serap Dinç Aslan, Kemal Şahin'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Kemal Şahin, Serap Dinç Aslan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Cipriyi yakıyorlar hanımım! Yetişin, cipriyi yakıyorlar!